Ankara'nın tarihi yeşillik alanlarından Kurtuluş Parkı ile ilgili Ankara Mimarlar Odası bir açıklama yayınladı ve buranın TED Üniversitesi'ne verileceği yönünde bilgiler aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TED Üniversitesi arasında buranın kullanımı ile ilgili bir protokol yapıldı. Yalnız protokolün detayları henüz açıklanmadı. Biz de bunu vatandaşlara sorduk. Kurtuluş Parkı'nın kullanımı ile ilgili alınacak kararların vatandaşın bakışı nasıl olur? Ne olur? Onu vatandaşlardan dinleyelim. Vatandaş olarak kabul etmem bunu yani. Burası yıllardır park olarak kalsın. Milletin zaten gideceği bir yeri yok. Yani üniversiteye yer mi yok? Başka bir yerde yapsınlar. Ya söyleyeceğim o. Biz belediyede kalmasını isteriz. Halkın burada gelip hafta sonları güzel vakit geçirmesini. Ne bileyim buradaki işte pimpon masalarındaki mesela fileleri kaldırmışlar. Biz her hafta sonu geliyorduk burada. Oynuyorduk. İnsanlar orada neşe saçıyordu. Şimdi orası cansız bir alan gibi duruyor. Buna üzüldük. Buranın belediyenin kalmasını isteriz ve vatandaşın her zaman burada rahat bir şekilde stres atmasın hafta sonları. Fileler yeni mi kaldırılmış? Fileler bayağı oldu. Bir aydır yok. Onun geri getirilmesini istiyoruz orada fileleri. İlgili bir açıklama veya bilginiz var mı? Net bir bilgimiz yok. O yüzden yanlış bir şey söylemeyin. Bütün halk burada zamanı geçiriyor. Başka yeri yok ki. Var mı gideceğimiz yer? Yok. Onun için burası halkın olması gerekiyor. Bizlerin olması gerekiyor. Teşekkür ederim. TED iyi bir kuruluş ama oraya verilmesini de istemem yani. Yeşil alan kalsın. Yok yani verilmesin, yeşil alan kalsın. Tarih yani her şehrin tarihi yerleri vardır, onlar kalmalı yani. Bedeli ne olursa olsun. Ya yok, biz çok yani sapa geliyor ama biz nikah için geldik. Fakat burada bir nefes alıyor millet. Yani kedisini gezdiriyor, köpeğini gezdiriyor, kendisi geliyor burada kahvaltısını yapıyor. Burada bir yeşil alan olması gerekiyor. Bence gerek yok yani oraya verilmesine. Tarihi doku her yerde kalmalı yani. Bir simge yani. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Paris'i yıkmadı. Hitler gibi bir adam yıkmadı yani. Her şehrin dokusu kalmalı. Yani buranın TED Üniversitesi'ne verilmesi tabii ki tamamen yanlış bir olay. Neden yanlış bir olay? Burası doğa, yeşillik, insanların oturup dinlenebildiği kaç tane yer kaldı ki metropollerin merkezinde. Öyle bir şey yazık olur. Hem bir yeşilliğe hem bir doğaya berbat olur. Ben öyle görüyorum. Kesinlikle. Sık olarak geliyor musunuz siz buraya? Geliyorum da benim gelmem önemli değil ki, vatandaşlarımızın hepsi geliyor. Burası daha güzelleştirilebilir aslında. Bakarsan atıl yani, buraya hiçbir hizmet yok. Burası yeşil alan olarak Ankara'nın en güzel yerlerinden birisi olabilir. Sık sık geliyorum yani, kitap okumak için de geliyorum. Arkadaşlarımla da geliyorum. Yani TED'in bünyesine mi verecekler? Evet. Anlıyorum. Kurtuluş Parkı'nın kullanımı TED Üniversitesi'ne verilecekmiş. Böyle bir protokol imzalanmış. Yani şöyle, halkın kullanımına engel olmayacaksa çok bir sorun teşkil etmez diye düşünüyorum yani. Bu yönde. Yani halkın kullanımına kapatılırsa peki? Yani kapatılırsa tabii ki uygunsuz olur yani. Çünkü neticesinde buraya insanlar yani her türlü ihtiyacını görmek için geliyor. Yani kötü olur. Vallahi bir vatandaş olaraktan ben, çünkü her zaman ki bütün vatandaş kendi rahatlığını ister. Benim için rahat olmam önemli. Hepsi, herkes onu ister yani. Başka bir şey değil yani. Kapatılırsa bizim hiçbir faydamız olmadıktan sonra bunun ne anlamı var yani? Anlam olmaz yani bunun. Önemli olan vatandaşın rahat olması. Şimdi halka açık bir yer, şimdi sana söyleyeyim, TED Üniversitesi verdiği zaman sana söyleyeyim, buradaki ne haklı alanıyor değil mi? Kapattığı zaman olur mu? Olmaz yani. Mantığından yani. Onu o zaman işte belediye düşünmesi lazım yani. İlk önce vatan, burası halka açık bir yer yapmış, ondan sonra gelip bak orayı kapatmış bir tarafını. Bir tarafta belli bir kısım yaranıyor, bir tarafta evli sıkı yasamıyor. Ama güzel şöyle bir iki şuna çay bahçe, iki şuna tuvalet yapsalar, şuralara herkes rahat olsa, çoluk çocuğuyla piknik yapıyor değil mi burada? Yanlış yani. Yanlış. Hiç iyi bulmayız, bu halkın bir tane parkı var burada. Gezeceği, dolaşacağı, Ankara'da tek park Kurtuluş Parkı. Tarihi park bir de burası. Çocukluğumuz falan hep burada geçti bizim. Ufaktan geçti yani. Salyangoz bile toplardık burada, satardık biz. İstemiyoruz yani TED Koleji'ne verilmesini. Vatandaşın fikri hiç, yani kime sorsanız Kurtuluş Parkı yani halkındır diyor. Üniversitelerin kendi yerleri var zaten. Ya, ne amaçlı yapılacak yani? Üniversiteye niye veriliyor bura? Neden veriliyor? Sizin bilginiz var mı? Bilmiyorum. Ama yer burası halkın parkı yani. Ya. Üniversiteler halk girebilecek mi yoksa sadece TED Üniversitesi? Protokolün detaylarını biz de bilmiyoruz şu anda. Mahsur Başkan mı vermiş bunlara? Büyükşehir ile TED Üniversitesi arasında yapıldı. Yani Mahsur Başkan mı? Mahsur Başkan. O zaman çok üzgünüz yani. Mahsur Başkan burayı verdiyse
Yani biz katılmıyoruz yani. Parkın verilmesini hiç istemiyoruz Kurtuluş Parkı'nın. Kime sorsanız, abimize de sorsanız. Abimize soralım. Siz ne dersiniz? Abi, Kurtuluş Parkı Ankara'nın gözdevi parkıdır. Nefes oksijen alınan bir parktır. Kurtuluş merkez, parka gelir herkes. Park halkındır yani. Parka gelir herkes abi. Evet. Yani biz burada çocukluğumuz geçti. Biz Hacettepe doğumluyum ben. Burada dediğim gibi yani biz salyangoz toplar satardık. Bir tane parkımız vardı. Onu da elimizden alırlarsa insanlar nereye gidecek? Yaşlılar. Güven Park da bitti. Bitti. Güven Park da bitti. Burası da bitirecek. Yani nerede peki millet bekliyor? Güven Park'ta ne var? Güven Park'ı da komple kapattılar. Neden? Bilemiyorum. Komple kapattılar. Dolmuşlar bir oradan kaldırtırıyorlar. Kaldırtırıyorlar. Mesela arka tarafa verdiler. Günlük bir kişi çıkıyor, bir kişi giriyor dolmuşlardan. Mesela bu adam mesela abim çaycı. Çaycı mesela burada iş yapamayacak. Ne iş yapacak peki burada? Adam yani iş yok gücü peki ne iş yapacak? Burada bir de ekmek yiyen insanlar var. Çekirdekçi, ya. Çaycısı olsun işte. Bir yönlü burada ekmeğini kazanan insanlar var. Onların da komple seyyarların ekmeğiyle oynuyorlar. Dışlıyorlar yani kendilerine. Birbirlerine ne yaptıkları belli değil. Kolejin kendi yeri var yani. Başka yerlerden de alabilir. Valla verdiğimde bir pişman oldum. Bak ben verdiğimde yani bir pişman oldum. Şöyle bir pişman oldum. Seyyarı bitirdi. Ben işportacıyım. Kızlar'da ben seyyar üzerine çalışıyordum. İşportacı komple bitirdi. Polisle karışıyor, zabıtası karışıyor, bekçisi karışıyor, afedet çöpçüsü karışıyor, herkes karışıyor. Bir de cezası var. 8 sene şu an evdeden cezam çıkıyor. Neyle ödeyeceğim peki ben bunu? Adam ne diyor? Git diyor Mahsur Bey'e başa söyle diyor. Dedim bundan sonra vermem. Vermem. Bak ne kadar akrabalarım var Mahsur'a verecek. Hepsini caydırdım. Yani buradan hepsini çok oy caydırdım. Kaybeder Mahsur Başkan. Hepsini caydırdım. Vermem yani çünkü. Mahsur Başkan burayı verirse yani Ankara'dan oy alamaz. Gerçekten yani. Evet. Adam iyi dedik. Çok iyi dedik adama. Millet önceden diyorlardı Mahsur yavaş da gelecek işte güzel günler görecek. Şunlar şöyle olacak böyle olacak. Abi vallahi acımızdan ölüyoruz. Yemin ediyorum bak şu anda evliyim iki tane çocuğum var. Yemin ediyorum acımdan ölüyorum. Evimde kira 1 milyarda kira parası veriyor. Neyle ödeyeceğim peki ben bunu? Önceden nasıl? Abi önceden yani? Yemin ediyorum. Tomardı tomar. Çalışıyordum çünkü niye? Polis bir şey demiyordu. Bekçi bir şey demiyordu. Zabıtası bana bir şey demiyordu. Bak işim olsa benim burada ne işim var? Doğru mu? Adam ne diyor? Yap beyecan diyor. Git diyor hırsızlık yap diyor. Bekçi de diyor polis de diyor. Hırsızlık yap diyor bu işi yapma diyor. Seyyarlık yapmayacaksın diyor. Hırsızlık yap diyor ama. Ben diyorum bu hanımın teyze çocuğuma rızkımı götürürüm diyor. Anlamıyorlar abi yapacaksın diyor. Hırsızlık yapacaksın diyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Vatandaşın dinlenme tesisi. İnsanlar burada spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Bu park yıllardır beri var. Hani vatandaşın dinlenme yerini burayı tutup da okula veremez yani. Öyle bir dünya yok. Millet zaten açlıktan geberiyor. Biz seyirlik yapıyoruz. İşimiz gücümüz yok. Burayı kapatamaz yani. Öyle bir dünya yok. Doğru mu? Böyle bir protokol imzalandı. Yalnız detayını bilmiyoruz. Vatandaşa kapanacak mı, açılacak ya mı? O değil de okula veremez yani. Vatandaşın burası eğlenme yeri. Burada dinleniyor, spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Olmaz yani böyle. Yani burası önceden daha çok kötü bir yerdi. Baktığın zaman şimdi çok düzeldi. Bak gördüğünüz gibi herkes burada kalabalık. İnsanlar kullanıyor. Şehir üniversiteleri Ankara'da çok fazla var. Bence çok saçma olur. Yani bu parkın şeye bağlanması. Çünkü aradan da yol da geçiyor. Yani kapatıp üniversiteye bağladığın zaman saçma sapan kurallar olacak. Burada bir tane çay var. Buradan gelip bir çay içmek bizim için bir keyif bu havada. Mesela ne bileyim işte çekirdek satan abiler. Gidiyoruz onlardan çekirdek alıyoruz, çay alıyoruz işte. Ondan sonra spor yapıyorsun. İstediğin gibi girip çıkıyorsun. Şimdi üniversite kampüsüne bağlanırsa belli kuralları olacaktır. Yani bu da bizi rahatsız eder, vatandaşı rahatsız eder. Yani Teknik Üniversitesi'ne park lazımsa kıyıda köşede bir ormanlık alanda bir kampüs kursunlar kendilerine. Şehir üniversitesi olmasınlar. Şimdi şehir üniversitesinin de böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ya da bu parkı derlemesi, toplaması ve ne bileyim bir takım iştiraklerini üstleneceklerse üstensinler. Ama şeyine dokunmasınlar. Satıcılarına, vatandaşına işte bir takım şeylere dokunmasınlar. Mesela az önce biri dal düştü oradan. Sıyırdı oradan bir teyzenin kafasını. Yani gelip bakımını yapılabilir. Güzelce tabelalar asabilirler. Mesela sokak sokak ayırabilirler. Türk büyüklerinin isimlerini verebilirler. Orada açıklama koyabilirler. Hani bir kampüs havası da olur. Hem de vatandaş için böyle güzel bir şey olur. Ama dediğim gibi vatandaşın sevdiği böyle hani gelip burada oturup bir çay içmek benim çok hoşuma gidiyor ve hepimiz geliyoruz yapıyoruz bunu zaman zaman. Bu değerlere dokunmadan
Olabilirse olur, yoksa yani çok saçma olur.